Programın başından beri bugün size bahsettim. Gül Muratoğlu bizlerle olacak dedim. Çok özel bir hanımefendi dedim. Ve detayları kendisinden dinlemek için öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadınız. Anneler Günü'ne özel bizimle beraber oldunuz. Tüm kalbimle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bana programınızda yer ayırdığınız Her için. Her zaman. Biz çok merak ediyoruz. Gül Muratoğlu kimdir? Gül Muratoğlu 1967 Ankara doğumluyum ama aslen Çorumluyum. Evliyim. İki tane oğlum var. Maşallah. Dört tane torunum var. Oo, inanılır gibi değil. Evet. Ben biraz evet erken evlendim. 14 yaşında evlendim. Evet. Çocuk gelin denecek yaşta ama yanlış anlaşılmasın, zorla evlendirilen bir çocuk gelin değilim. Çok severek evlendim. Eşimle 41. yılımız bu sene. Maşallah. 41 kere maşallah. Amin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ev hanımıyım aslında ama birçok işte de kendi şirketlerimizde de yardımcı oluyorum. En büyük uğraşım da resim tabii ki. Resim. O sizin ayrı bir tutkunuz. Evet. Ben bugün programda anons ederken dedim ki bir çocuk gelinin başarı hikayesi. Evet. Aşkının peşinden koşan bir Aynen. hanımefendi dedim sizin için. Evet. Çok büyük bir aşkla evlendiğinizi biliyorum. Hatta evet. aileniz sizi vermek istemedi. Aynen. Onu da biliyorum. Hepsini evet. bu yolculuk nasıl başladı, nasıl karar verdiniz? Vallahi eşime ilk görüşte aşık oldum. 14 yaşındaydım. Evet çok küçüktüm. Çocuktum yani. Ama bedenim fizik olarak genç kız gibi görünüyordu ama ruhum çocuktu. Bilmiyorum ne aşkıydı. Çocuk aşkı mı, çocukluk aşkı mıydı? Hangi duyguları yaşadım şu anda düşünemiyorum bile. Ama çok isteyerek evlendim. İyi ki de evlenmişim. Evet. 41 yıl işte beraber geçirdik. Allah'ıma şükürler olsun. İki tane evladım Maşallah. Var. En büyük kazancım onlar. Hiçbir zaman pişman olmadım. Bu çok önemli değil evet, mi? Evet, her zaman eşim yanımda oldu. Her konuda her zaman destekçimdir. Yani... Aşk aslında hayatınıza yön verdi evet, sizi. Evet, değil aynen, mi? Öyle diyebilirim. Evet. Şöyle, zorluğunu da yaşamadım değil. Çünkü çocukluktan direkt kadın oldum. Hiç Doğru. genç kız olmadım. İçimde kaldı. Eğitim hayatım yarım kaldı. Bunların hepsi tabii içimde kalan şeylerdi. Ama çok şükür dediğim gibi iki tane evladım oldu, mutlu bir evliliğim oldu. Onun için çok mutluyum. İnşallah daha da uzun yıllar devam eder. Amin. Ben size önce resim tutkunuza geçmeden önce annelik yolculuğunuzu sormak istiyorum. Neler yaşadınız, neler hissettiniz, bizle paylaşır mısınız? Tabii ki. Annelik yolculuğumu çok erken başladım. 15 yaşında ilk bebeğimi dünyaya getirdim. Ama kötü sonuçlanan bir... durum oldu. Kaybettim. 3 gün yaşadı bebeğim. Tabii çok büyük bir travma yaşadım. Daha sonra 17 yaşında büyük oğlumu dünyaya getirdim. Anneliği o zaman tattım ama ne olduğunu bilemedim. Önce korktum. Endişelendim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama o anneliğin verdiği herhalde bir duygu var. Allah'ın bize verdiği güzel bir duygu. Onunla birlikte güzel bir yolculuğa başladım anneliğe. Çok mutlu oldum. 22 yaşımda da küçük oğlumu dünyaya getirdim. Onda daha da tecrübe kazanmıştım. Daha da güzel anneliğimi yaşadım. Anne olduğumu ikinci oğlumda hissettim. Peki bu yolculukta yalnız mıydınız? Sizi destekleyenler oldu mu annelik yolculuğunda? Evet, annelik yolculuğunda yalnız değildim. Sağ olsun eşimin annesi bana çok yardımcı oldu her zaman. Destekçim oldu. Eşim o zaman çok yoğun çalışıyordu. O da elinden geldiği kadar yardımcı oldu ama daha çok evdeydim o zaman. Kendim büyüttüm bebeklerimi. O yüzden zaten çocuklarınız da sizin gibi yetişkin bir birey. Sizin pozitif enerjinizi ben çok seviyorum. Teşekkür ederim. Stüdyoya geldiğiniz anda da o enerjiniz bize geçti. Ben yavaş yavaş bu enerjinizle başlayan resim tutkunuza geçmek istiyorum. Evet. Bunu nasıl keşfettiniz? Şöyle oldu, ben de şimdi okul hayatım olmadığı için böyle kurslara, derslere gitmeyi çok sevdim. Seviyordum yani bir şeyler öğrenmeyi, üretmeyi çok seviyordum. Cam boyama, seramik boyama, kumaş boyama kurslarına gittim, dikiş nakış kurslarına gittim. Boyalarla uğraşmaya o zaman başlamıştım. En sonunda 2003'te ben böyle bir arkadaşımın
desteğiyle resim kursuna başladım. Benim ruhum resimmiş, o zaman anladım. Yani duygularımı o tuvallere yansıtmak çok hoşuma gitti. Renklerle uğraşmak çok hoşuma gitti. Bazen oluyordu ki gece 3'e 4'e kadar resimle uğraştığım oluyordu. Buradan selamlarımı iletiyorum. Hocamın çok büyük desteği oldu bana. Bu güzel sanatı bana önce öğretti, sonra çok sevdirdi. Peki ilk kurstan içeri girdiğinizde ne hissettiniz? Kurstan içeri girdiğimde önce bir tereddüt ettim. Acaba başarabilir miyim, yapabilir miyim? Hocamla konuştum. Dedim hiç böyle bir hani çalışmam olmadı. Boyalarla uğraştım ama çizim olarak bir resim çalışmadım ben. Bana bir ders verdi. Evde çalışın, getirin dedi. Ben evde çalıştım, götürdüm. Önce şöyle bir baktı, güldü. Olmamış değil mi hocam dedim. Şu anda olmamış ama olacak gibi görünüyor. Olmazsa dedi, bırakırsınız. Olursa devam ederiz. Ama ilk 5-6 ayın içinde çok yol kat ettim ve hocam dedi ki sen bunu bırakma. Devam et sen buna. Kaç yıl oldu peki resimle iç içe olmuşsunuz? 20 yıldır uğraşıyorum. Hatta 22-23 yıldır uğraşıyorum. Ama son 5-6 yıldır daha ileri derecede uğraşıyorum. Zaten bu sergim de öyle yola çıktı. İşte 2-3 yıla yaklaştı. Bütün dünyayı saran bir pandemi denen hastalık çıktı. Ondan dolayı evde çok vakit geçirmek zorunda kaldık hepimiz. Ben o evde kaldığım vakitte hiç bunalmadım, hiç sıkılmadım. Evimin alt katını kendime atölye haline getirdim. Ve sürekli resim çalıştım ben orada. Harikasınız. Bir de sizin şöyle bir söyleminiz var. Terapi diyorsunuz resim yapmak evet, için. Aynen ben ondan öyle. Da biraz bahsedin istiyorum bize. Ben resmin başına geçtiğimde o günkü hepimizin hayatında bazen moral bozucu zamanlar oluyor. Üzgün oluyoruz, duygusal oluyoruz. Resmin başına geçtiğimde onların hepsini unutuyorum. Hep diyorum, röportajlarımda da söyledim, tek kişilik terapi olarak düşünüyorum. Orada ben ve tuvalim var. Oraya içimden gelen bütün duygularımı aktarabiliyorum. O da beni çok rahatlatıyor ve herkese de tavsiye ediyorum. Ben serginize geçeceğim ama geçmeden önce biliyorum ki bu resimlerin içinde bir tanesi çok özel sizin için. Evet. Bize onu bir gösterin, bir hikayesini anlatın. Biz de artık ona böyle sizin ruhunuzla bakabilelim. Ne dersiniz? Evet, resimlerimde hep kadın işliyorum. Evet. Bu sergide meleklerimi de kattım. Kadınları meleklere benzetiyorum. Onun için ikisini çok iyi anlayabiliyorum, o duyguları. Resmim en bende nasıl diyeyim etki bırakan resmim. Bu resmi çalıştığım gün biraz duygusaldım. Biraz moralim bozuktu. O duyguyla geçtim başına. İçimdeki yaşadığım fırtınaları, ne bileyim o duyguları oradaki her bir kadına yansıttım. Hepsinin başka duygusu var. Ben biliyorum onların hepsini. Biliyorsunuz evet, değil mi? Biliyorum. Anlatırken bile hissediyorum. Evet, evet. Gözleriniz hepsinin doluyor. Hep böyle bir tarafı kırık, ezik, ne bileyim duygular farklı orada. Ben onların hepsini yaşadım. Ve siz en güzelini yaptınız aslında. Duygularınızdan sanat eserleri ortaya evet. çıktı. Günümüzde maalesef artık bu çok fazla kalmadı. Genelde insanlar birbirleriyle didişmeyi tercih ediyorlar. Oysa ki siz gerçekten evet. bizlere büyük bir örnek teşkil ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bize hüznüm de burada, sevincim evet. de burada. Evet. Güzel şeyler üretebilirsiniz. Aynen öyle. Yani hayat yaşamın içinde her Doğru. şey var. İyi de var, kötü de var. Bazen çok mutlu oluyoruz, bazen çok hüzünlü oluyoruz. Onun için yani duygularımı ben tuvale aktardım. Ama herkesin aktaracağı bir yer vardır. Kesinlikle. Ben de yemek yaparım. Mesela evet. ne zaman çok üzgün olsam tatlı pişiririm. İnanıyor musunuz buna? Gerçi özellikle de çikolatalı tatlılar hazırlarım. Tabii, o da size mutluluk veriyor. O da bana mutluluk veriyor. Ben zaten enerjisi çok yüksek bir insanım. Evet. Kolay kolay enerjimi düşürmem. Modum çok düştüğü gün mutlaka çok üzüldüğüm bir şey olmuştur. Ama ertesi gün kalktığımda tekrar kendimi resetleyip sıfırdan başlayıp yoluma devam ederim. Bu galiba sizi başarıya götüren yoldaki en önemli etken değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Siz geçmişe takılmıyorsunuz. Hiç takılmıyorum.
Bakın demin de konuştuk. Çok küçük yaşta evlendim, evet. Çok küçük yaşta anne oldum. Kolay şeyler değildi bunlar. Değil tabii ki. Ataerkil büyük bir aileye gelin geldim. Küçücük yaşta kolay değildi bunlar. Ama dediğim gibi sevgi her şeyin başı. Ben çok mutlu bir evlilik yaptım. Allah bana dünya tatlısı iki evlat maşallah verdi. Hep gözümün önünde onlar oluyordu. Ertesi gün diyordum ki aman boşver ya bu da geçer. Deyip geçti tekrar, ama değil mi? Geçti. Hepsi geçti. 41 yıl geçti maşallah zaten. Maşallah. Keşke diyorum siz o kadar güzel aşkla eşinizden bahsediyorsunuz, evet, ki keşke beyefendi de gelseydi. En azından bir görmüş olurduk onu. İnşallah bir gün o da kısmet İnşallah olur. Bir gün onunla tanışmayı bundan çok isterim. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Çok seviyorum. Allah yanımdan başından amin, eksik etmesin. Amin. Sizin böyle ailenize ayrı bir düşkünlüğünüz var. Evet. Onu her konuşmanızda belli ediyorsunuz bize. Biz de hissediyoruz sayenizde. Evet. İnşallah hep bu şekilde son ana kadar el ele olursunuz diye umut ediyorum İnşallah bence. İnşallah cümlemiz hep öyle olalım. Hepimiz öyle hepimiz olalım. Hepimiz için. Ben biraz şimdi sergiye geçmek istiyorum. Sizin nefis bir serginiz başlayacak. Evet. Gülden Tuvale Yansıyanlar Kadın ve Melek, evet, sergisi. Bize biraz serginizden bahsedin. İçinde kaç resim bizi bekleyecek? Hangi duygularla seyircileri karşılayacaksınız? Biraz sizden onu dinlemek istiyorum. Evet, benim Gülden Tuvale Yansıyanlar 2 diye Kadın Melek sergim. İşte 16 Mayıs'ta Türk Japon Vakfı'nda açacağım sergimi. 60 tabloyla işte sergimi açacağım. Kadın ve melek konu zaten bu. Melekler doğaüstü varlıklar. Melekler de koşulsuz şartsız görevlerini yerine getirenler. Kadınlar da öyle, daha doğrusu kadınlar demeyeyim, anneler. Doğru. Evlatlarına karşı koşulsuz şartsız bir sevgileri var. Onun için çok benzettiğim için ikisinden bir koleksiyon hazırladım. Renkli, güzel bir sergi olacak inşallah. Umut ediyorum bütün sanatseverler katılır, görürler. Yorumlarını dinlemeyi çok isterim tabii ki. Bir hafta sürecek sergimiz. İnşallah daha devamı gelir, ne diyeyim artık. Bence gelir çünkü ben biliyorum bu sizin ilk serginiz değil, değil mi? İkinci. Doğruyum. İkinci sergim. Birçok karma sergiye katıldım yurt içinde, yurt dışında. Ama ikinci kişisel sergi. Kişisel olarak ikinci ama daha öncesi olduğunu da biliyorum. Onu da özellikle parantez açıp belirtmek istedim. Sağ olun. 16 Mayıs'ta, evet, Türk-Japon Vakfı'nda başlıyor. Evet. Tam bir hafta sürecek. Evet. Orada misafirlerinizi ağırlayacaksınız, evet, değil mi? Çünkü siz ziyaretçileri de misafir olarak görüyorsunuz. Aynen, aslında. Aynen, benim arkadaşlarım, dostlarım, misafirlerim, güzel bir kokteylle açılış yapacağız inşallah hep birlikte. Bir hafta da açık kalacak sergimiz ziyaretçilere. Bir de ben hemen araya girmek istiyorum. Bu serginin güzelce bir amacı var, onu biliyorum. Evet. Sizden onu da dinlemek istiyorum. Evet, maalesef daha çok bizim ülkemizde birçok kadın yani hak ettiği, nasıl diyeyim, hak ettiğini yaşamıyor. Değeri bulamıyor. Hak ettiği değeri bulamıyor. Birçok kadın sığınma evleri var. Mecbur kalıyorlar orada yaşamaya. Onların birkaçına dokunmak istiyorum burada serginin gelirinden. Bir yandan böyle örnek olmak adına mesela erken yaşta evlenmiş ama şanslı olmayan, şu anda bizi izleyen değerli izleyicilerimiz için önerimiz var mı? Tavsiyeleriniz ne yapabilirler? Bunalımdaysalar nasıl kurtulabilirler? Şöyle bir olmazsa olmaz vardır. Olmuyorsa hiçbir şey için değmez hayatlarını heba etmeye ama... Hep şunu savundum hayatım boyunca, evliliğim boyunca daha doğrusu. Ufak tefek şeyi de büyütüp olay haline getirmesinler. Kolay kurulmuyor yuva. Bozmak çok kolay, yapmak çok zor. Çocuklarımız anneli babalı büyüsün. Onun için biraz sabır ve özveri. Sabra da çok inanıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, çok inanıyorum. Biz biraz yeni nesil böyle her şey birden olsun istiyoruz. Evet. Burada öz eleştiri yapıyorum aslında. Evlendik, evimiz tam olsun, eşyamız, evet, tam olsun. İşte kocamız hep başımızda olsun. Böyle bir beklentiye, evet, giriyoruz. Ama sizin gibi değerleri görünce daha çok şükrediyorum ben. Diyorum ki çok şanslıymışım. Daha çok şükretmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. O sebeple diyorum ya, bugün gelmeniz beni çok mutlu etti. Çok çünkü gerçekten bir başarı hikayesisiniz bizler için.
Siz mesela hep şunu sorarım, evde oturup hiçbir şey de yapmayabilirdiniz. Evet. Nasılsa benim imkanım var. Eşim bana bakıyor da diyebilirdiniz ama bunu yapmadınız. Ben üretmeyi çok seviyorum. Daha önce ben 5 yıl pastane açtım. Böyle bir çalışma hayatım oldu. Ondan sonra dediğim gibi birçok kurslara katıldım. Orada da ürettiğimiz şeyleri kermeslerde satma şansı oldu, sattık. Yardımcı olduk, bir sürü çocuk okuttuk. İki tane dernek çalışmam var. Orada bir sürü yani yardıma muhtaç öğrencilere oradan gelen gelirlerle yardımcı oldum. Onun için üretmeyi seviyorum. Evet, dediğiniz gibi evde de otururdum. Evet, ama seçmediniz. Seçmedim ve çok da zorladım bunları yapmak için. Çünkü eşimin ailesinde kadının çalışması biraz hani zordu. Doğru. O zamanlar eskiden. Şimdi tabii öyle değil, daha değişti. Onun için çok zorladım her şeyi. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani bugün kesinlikle buradaysam çok emek verdim. Gerçekten. O zaten hissediliyor Gül Hanım. Gerçekten bakışlarınızdan, enerjinizden. Hani böyle sizi görünce bana şu his geliyor. Yorulmadın. İyisin. Evet. Var mı çevrenizde böyle söyleyenler çok size? Çok var. Diyorlar zaten senin enerjine hayranız. Nereden buluyorsun bu enerjiyi? Vallahi bilmiyorum. Herhalde bu benim içimden gelen bir enerji. Ben öyle öldüm bittim, aman bugün dinleneyim, bugün yatayım, bugün bir şey, öyle bir şey yok. Hep hareket halindeyimdir ve bu beni ayakta tutuyor. Ben iki gün evde hiçbir şey yapmadan duruyorum, hasta oluyorum. Aynı, bence öyleyim. Vallahi hasta oluyorum. Yaşama sevinci diyorum ben, evet, buna. Sevinci. Hayatı seviyorum, siz de öylesiniz. Evet. Her şeye rağmen, evet, acısıyla tatlısıyla seviyorsunuz hayatı. Hayatı seviyorum. Nasıl diyeyim? Zaten her şeyi sevgiyle yaparsan enerjin yükseliyor. Doğru. Negatif düşünürsen negatif olur. Ben ona inanıyorum. Ben de çok inanıyorum. Rahmetli buna. Annem nur içinde yatsın. Hep bizi şöyle büyüttü. Nasıl düşünürseniz gününüz öyle geçer. Aynen. Kalk sabah, bugün çok güzel olacak de, güne öyle başla. Ben sizden sanki böyle size konuşurken annemle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bugün anneler günü. Ben istiyorum ki tüm kadınlar için olur, aileniz için olur, aile büyükleriniz için olur. Sizden güzel mesajlar almak istiyorum ve akabinde izniniz olursa bana getirdiğiniz hediyeyi izleyicilerimle paylaşmak tabii istiyorum. Tabii ki, ne demek, şeref duyarım. Önce annemi biraz erken kaybettim, rahmetli annemin. Nurlar içinde yatsın. Ve tüm annelerin anneler gününü buradan kutlamak istiyorum. Annelik Allah'ın bize bahşettiği çok güzel bir duygu. Onun için bütün annelere veyahut da evlenecek olan genç kızlara tavsiyem, biraz özveride bulunup evliliklerimizin kıymetini bilelim. Çocuklarımızın başında olalım, analı babalı büyütelim. Çünkü evlilik çok güzel bir kurum. Bunun için de özveride bulunalım. Kesinlikle özveri en önemli, evet, mesajımız özveri oluyor olmadan, değil mi? Evet, olmuyor. Sevgi bir de. Sevgi. Zaten sevgi her kapıyı açan bir duygu. Hep şöyle de bir söylem oluyor zaten. Dünyayı sevgi kurtaracak diye. Evet. Buna ben de çok inanıyorum. Ve müsaadenizle hediyemi izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Çok mutlu olurum tabii ki. Ben programı kapatmadan önce hediyemi o kadar beğendim ki paylaşmak istedim. Çünkü çok bunda mutlu. Da birkaç anı saklı. Onları da rica edeceğim, evet, sizden. Orada çiçeklerin arasında bir anne ve bir kız çocuğu var. Bugün anneler gününe özel bir hediye olsun istedim Gülşah Hanım size. Biliyorum ki sizin de bir kızınız, evet, var. Siz de annesiniz. Sizin de anneler gününüzü kutluyorum. Çok teşekkür kutluyorum. Ediyorum. Güzel bir hatıra olacağını düşündüm. Kızınızla Allah size bir ömür nasip etsin. Amin. Hepimize inşallah. Ben evinizin bir köşesine asıp beni hatırlarsanız evimin çok mutlu en olurum. Güzel köşesine çok koyacağım. Feyza'ya ben resmini attım. O da çok beğendi. Dedi ki anne bana çok benziyormuş, biliyor musun? Hemen payda çıkardı kendini. Tekrar hediye için çok teşekkür rica ediyorum. Ederim. Benim anneler günümü ilk siz kutladınız. Tekrar teşekkür etmek istiyorum size. Serginizi şöyle bir daha anons edin. Tarihlerini herkes duysun. İstiyorum, evet, ki herkes sizle tanışsın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim bana böyle bir fırsat tanıdığınız Estağfurullah. için. Sergim Gülden Tuvale Yansıyanlar Kadın ve Melek adı altında.
16 Mayıs'ta Türk-Japon Vakfı'nda açıyoruz. Bir hafta ziyaretçilere açık, tüm sanatseverleri bekliyorum sergime. Güzel bir sergi olacak. Ben güzel olduğuna çok eminim ve sanıyorum ilk misafirlerden de birisi olacağım. Bekliyorum mutlaka. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. O zaman izleyicilerimizle beraber veda edelim. Evet. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Sofranızdan sevdikleriniz hiç eksilmesin. Sayısı hep artsın. Haftaya pazar görüşmek üzere.